Tekrar merhaba, spor gecesiyle karşınızdayız. UEFA Avrupa Ligi ile başlıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz dördüncü maçlarına çıktı. Fenerbahçe evinde Anderlecht'i 2-0'la geçerken puanını 7'ye yükseltti ve üst tur için büyük avantaj sağladı. Beşiktaş ise Belçika'da Genk'le 1-1 berabere kalarak puanını 4'e çıkardı. Gruptan çıkma şansını biraz zora soktu. Akhisarspor'sa evinde ağırladığı İspanyol rakibi Sevilla'ya 3-2 mağlup oldu ve bu sonuçla üst tur şansını kaybetti. Süper Lig'de devam edelim. Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günü oynanacak Bursaspor Kasımpaşa maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Süper Lig'in 12. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı. Malatyaspor Trabzonspor maçında Arda Kardeşler görev alacak. Erzurumspor Göztepe maçında Hüseyin Göçek, Atiker Konyaspor MK Ankaragücü karşılaşmasında Suat Arslanboğa görev alacak. Çaykur Rizespor Medipol Başakşehir maçını Halil Umut Meler, Kayserispor Galatasaray karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek. Bursaspor Kasımpaşa maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Fenerbahçe Alanyaspor maçında Alper Ulusoy, Antalyaspor Akhisarspor karşılaşmasında Ali Palabıyık görev alacak. Beşiktaş Demir Grup Sivasspor mücadelesini ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve Yönetim Kurulu bugün basının karşısına geçti. Bazı basın organlarında çıkan suçlamalara cevap veren ve Yönetim Kurulu adına açıklamalarda bulunan ikinci başkan Cem Öztürk, "Çamur at, izi kalsın yöntemi bir insanlık suçudur," dedi. Başkan Ali Ay ise, "Kimseden korkmuyoruz, vicdanen rahatız," ifadelerini kullandı. Bursaspor Yönetim Kurulu bazı basın organları ve sosyal medyada kendileri hakkında yapılan suçlamalara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Başkan Ali Ay'ın da yer aldığı toplantıda yönetim kurulu adına açıklamayı ikinci başkan Cem Öztürk yaptı. Hiçbir belge ve bilgi sahibi olmadan kamuoyunu yanıltmaya çalışarak Bursaspor Yönetim Kurulu'nun itibarını zedelemekten ve kaos yaratmaktan başka hiçbir amacı olmayan bu insanların ne gazetecilikle ne de Bursaspor'la olmakla ilgisi vardır. Çamur at izi kalsın yöntemi bir insanlık suçudur arkadaşlar. Yönetimde görev alan bütün arkadaşlarım Bursaspor'da kendi işlerinden daha fazla mesai harcarken maddi manevi her anlamda seferber olmuşken buradan bir rant elde edileceğini iddia ve ima etmek son derece ahlaksız ve haince bir saldırıdır. Biz eleştiriye, farklı fikirlere ve görüşlere açık, bunlara saygı duyan bir yönetimiz diyen Öztürk, yalan yanlış ithamlar, hakaretler, maksadını aşan eleştiri ve suçlamalar, Bursaspor'a hizmeti bir ideal olarak belirlemiş olan ve günün birinde bu bayrağı devralmak isteyen her aklı başında insana geri adım attırır dedi. Kimseden korkmuyoruz, vicdanen rahatız diyen Başkan Ali Ay ise şunları söyledi. Yani bu konuyu da artık burada son vermek istiyorum. Bir daha da kesinlikle ve kesinlikle bu konular üzerine görüşmek istemiyoruz. Varsa öyle niyeti olan gitsin savcılığa başvursun. Arkadaşlar biz hiç kimseden hiçbir şeyden korkmuyoruz. Vicdanen rahatız. Aşağıda hesaplar kitaplar açık. Giderler istediği gibi gidip inceleyebilirsiniz. Yani bugün bu işi artık noktalamak istiyorum. Denetleme Kurulu Başkanı Yalçın Canbaz'ın kulüpte rahatsızlanmasıyla ilgili de konuşan Ay, sağlık üzerinden bile üzerimize gelinmesi üzüyor dedi. Suçlamalara maruz kalan yedek yönetici Hasan Parlakay, tapu meseleleri bir kendini bilmezin ortaya attığı bir konu diyerek konu hakkında şu açıklamayı yaptı. Bizim alnımıza bu tapu meseleleri bir kendini bilmezin ortaya attığı bir iddia. Evet. Allah'a şükür ailemizin malı mülkü vardır. Ben finans işlerini yürüttüğüm için de birçoğu benim de üzerimdedir. Bununla ilgili kimseye neden bu kadar malım olduğuna veya neden bu kadar malım olmadığına dair bir açıklama yapma gerektiği duymadım şimdiye kadar. Tabii böyle bir iftirayla maruz kalana kadar işin açıkçası. Tabii ortaya atılan listeler doğru tamamı doğru listeler değil. İsteyen her arkadaşa bunların detaylarını ve tamamını gösterebilirim. Kasımpaşa hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, pazar günü oynayacakları maçla ilgili olarak "Zor bir ekibe karşı oynayacağız. Büyük bir takım gibi oynayıp kazanmak istiyoruz," dedi. Aybaba görevi bırakacağı şeklinde çıkan haberlere de tepki gösterdi. Seçimlere işte
Son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen ve pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçıyla birlikte galibiyet serisine başlamak isteyen Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba haftalık olan basın toplantısında soruları yanıtladı. Ciddi bir rakibe karşı oynayacaklarını vurgulayan Aybaba, "Büyük bir takım gibi oynamak zorundayız. Ligdeki hedefimizi alacağımız sonuçlar belirleyecek," dedi. "Ciddi bir rakiple oynayacağız. İyi takım. Özellikle çok hızlı hücum yapıyorlar. Dikine çabuk çıkıyorlar. Biz de iyi takımız. 3-4 haftadır daha iyi şeyler yapmaya başladık. İyi bir maç olacak, keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum. İçeride son iki maçımızı kazandık. Bundan sonraki maçları da kazanmak istiyoruz. Taraftarımız burada büyük güç. Onların da desteğini bekliyoruz. Onların da desteğiyle bu maçları kazanıp ikinci yarısında farklı bir yerleri düşünmek için bir takım hazırlamayı planlıyoruz." Farklı yerler derken nereler? Hangi bakacağız. Ben şöyle olmuştu bir. Biz tabii hep bir ilk 10 içinde olalım diye düşünüyorduk biliyorsunuz geldiğimizde. Bursaspor düşmesin 5. 8. Sivas'ta bir basın toplantısı yapmıştım. Bir arkadaş bana işler çok iyi gittiğinde yeni de revize edecek misiniz dedi düşüncenizi. Dedim ki birden 10'a kadar her şey içinde zaten yani. İlk 10'a girmek ikinci de onun içinde, birinci de, üçüncü de. Onun için biz önce keyif veren futbolumuzu devam ettirelim. Burası futbol şehri. Biz sadece kazanmak değil, iyi oynamak zorundayız. Büyük takım gibi oynamak zorundayız. Öyle bir zorunluluğumuz da var. O nedenle iyi oynayarak, büyük takıma yakışır bir şekilde oynayarak, tabii üstüne kazanmak daha keyifli bir hamle ama bunların hepsini içinde yapıp bu şehri tekrar futbola döndürmek istiyoruz. Tekrar futbolla ilgili şeyleri doğru planlamak istiyoruz. Demin de söylediğim gibi tabii maçları kazandıkça insanların aklından farklı şeyler geçiyordur ama biz bu işi doğru yapalım, doğru bir yerde duralım. Sonra da yapacağımız hamlelerle daha da yukarıları hedefleyip 3-4 sene içerisinde tekrar o eski günlerini aratmayan bir takım haline gelelim istiyoruz. Görevini bırakacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili soruya ise Aybaba şu yanıtı verdi. "Böyle bir şey yok arkadaşlar, biz işimizin başındayız. Böyle bir şey olsa söylerim zaten. Yani kafamızda planladığımız bir şey varsa kimseden gizleyecek durumumuz yok. Konuşuruz. Ne olduğunu, ne olacağını. Hiç böyle bir konu yok, düşünce bile yok. Hiç yanımızdan geçmedi böyle bir şey. Oluyor ülkede, bazen böyle şeyler oluyor biliyorsunuz." Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor günü tek çalışmayla sürdürdü. Yeşil Beyazların golcü oyuncusu Sako da antrenmanda yer aldı. Merhaba kolega. Pazar günü 11 haftalık periyotta ligin en çok gol atan takımı olan Kasımpaşa ile karşılaşacak Bursaspor. Bu zorlu engeli kayıpsız geçmek istiyor. Hazırlıklarını oldukça keyifli bir şekilde sürdüren Yeşil Beyazlılar'da teknik direktör Samet Aybaba öğrencilerine rakiplerinin artı ve eksilerini tek tek anlatıyor. İstanbul ekibinin defans zaafından faydalanmak isteyen Aybaba'nın özellikle hızlı hücum ve savunma oyuncularının arkasına atılacak toplarla sonuca gitmeyi planladığı öğrenildi. Yeşil Beyazlı ekipte Sako takımla birlikte çalışmalara başlarken tedavilerine devam edilen Stanku, Şehu ve Kembo antrenmanda yer almadı. Bursaspor'un cumartesi günü saat 13.30'da yapacağı çalışma taraftarlara açık olarak gerçekleştirilecek. Olaylı derbinin ardından merakla beklenen cezalar açıklandı. PFDK olaylara karışan isimlere tarihi cezalar verdi. Galatasaray'da en fazla cezayı 8 maçta Hasan Şaş alırken teknik direktör Fatih Terim 7 maç men cezası aldı. Fenerbahçe'den ise en fazla cezayı 8 maçta Jailson aldı. Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve olaylı sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından futbol camiasının merakla beklediği cezalar açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray'dan teknik direktör Fatih Terim 7 maç men 65 bin Türk lirası para cezası, Terim'in yardımcısı Hasan Şaş 8 maç men 200 bin 800 TL para cezası aldı.
Futbolculardan Ryan Donk 6 maçmen ve 15.600 TL para cezası, Geri Rodriguez 3 maçmen 7.800 TL para, Ndiaye'de 5 maçmen 13.000 TL para cezası aldı. Fenerbahçe cephesinde ise Soldado 6 maçmen 15.600 TL para cezası, Jailson'da 8 maçmen ve 20.800 TL de para cezası aldı. Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'a da ceza verilmedi. Yurtta ve dünyada gelişen spor haberlerinden derlediğimiz turla devam ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakemlere bu sezon uygulanmaya başlanan ve oldukça tartışılan video yardımcı hakem sistemi eğitimi verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesislerinde MHK üyesi ve VAR koordinatörü Murat Ilgaz tarafından verilen eğitimi, Süper Lig hakemleriyle FIFA Kokart'ta yardımcı hakemler ve Süper Lig yardımcı hakemleri katıldı. Süper Lig'de 8 puanla 17. sırada yer alan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle takımın içinde bulunduğu durumdan dolayı buraya gelmekten pişman olmadığını söyledi. Bu takıma inanarak geldim ve bu inancımdan hiçbir gram kafamda kayıp yok. Yani ben aynı şekilde hem bu şehre inanıyorum, hem taraftarımıza inanıyorum, hem takıma inanıyorum. Biz çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Ben yani şu an burada olmaktan yani hiçbir zaman pişmanlık duymadım. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, helikopter kazasında hayatını kaybeden kulüp sahibi Vaychaisirivayden Epra'nın anısına Burnley'i konuk edeceği maça özel formayla çıkacak. 10 Kasım Cumartesi günü King Power Stadında Burnley ile oynanacak lig maçı öncesinde Sirivayden Epraba'nın anısına video gösterimi yapılacağı ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi. İki takımın da siyah kol bandıyla çıkacağı karşılaşmada Leicester City'li futbolcular ısınma sırasında ve ilk yarıda hazırlanan özel tişört ve formaları giyecek. 7 Days Euro Cup 6. maçında Alba Berlin'e karşı alınan 101-106 mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulunan baş antrenör Orhun Ene, üzgün olduklarını belirterek önümüzdeki maçlarda aynı istek ve arzuyla elimizden geleni yapacağız dedi. 7 Days Euro Cup'ta mücadele eden Tofaş, 6. hafta mücadelesinde evinde Alba Berlin'e uzatma dakikaları sonunda 101-106 mağlup oldu. Alman temsilcisine karşı alınan mağlubiyet sonrası konuşan Tofaş baş antrenörü Orhun Ene, kazandıkları bir maçı verdikleri için üzgün olduklarını ifade etti. Bu büyük bir tecrübe. İstek olarak orada oynamayı çok arzu ediyorduk ama. Berlin'e karşı böyle bir galibiyet alabilmek istediklerini belirten Orhun Ene, bundan sonra hem iç saha hem de dış sahada oynayacakları maçlarda aynı istek ve arzuyla kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek hedeflerinin mevcut kadroyu daha iyi bir hale getirmek olduğunu söyledi. Oyuncularından daha fazla beklentilerinin olduğunu ifade eden deneyimli antrenör, takımın enerjisinde problem olduğunu ve bu sorunu çözmeleri durumunda oynadıkları basketbolla fark yaratacaklarını belirtti. Bizim için bu büyük bir tecrübe. Spor gecesinin sonuna geldik. Hoşça kalın.